Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Free Bro ve Lies of P'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölüm ne bölümü oldu ama? Ama sonunda başardık. Red Lobster'ı açtık. Kırmızı istakoz barımızı açtık. Amaç da buydu zaten. Ama çok komikti yani. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Ve üye olmayanlar kanala, lütfen kanala üye olsun lütfen. Güzel bir şeyler de yazarsanız sevinirim. Bir de like atarsanız ne muazzam olur. Şimdi şöyle eşyalarımıza baktığımızda göreceğiz ki bir tane Trinity anahtarımız var. Bir de bol bol paramız var. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle merkeze gidiyoruz. Öncelikle merkez. Ve merkezde karakterimizi biraz kuvvetlendirdikten sonra bu Trinity anahtarını kullanmaya gideceğiz. Bir iki ekstralar kazanmaya çalışacağız. Bu arada artık oyun gittikçe affedilmez bir hale gelmeye başladı. Böyle düşmanlar gittikçe zorlaşarak üstümüze gelecek. Burada bir plak çalalım. Ama o Red Lobster çok önemli bir yer. Şimdi birazdan da onu da size göstereceğim. Önce bir bakalım ne kadar paramız, pulumuz var. Burada satacak şeylerimiz var mı? Var. Müzik de çok güzel ya. Geldiğinizde arada açın müziği bence. Şimdi ağırlık durumumuza bir bakmamız lazım. %57'deyiz. Bunu 30'a tabii tamamlamaya çalışacağız ama adım adım. Şimdi 28 yapalım. Burada elektriği bir tane arttıralım. Ve bir de kapasiteyi mi oynasak acaba? Yok, 1500'ümüz kalıyor. Evet, bence böyle gidelim. Sonra elimizde yıldız var mıydı? Ona bir bakalım hızlıca. Yıldız bir tane var. Harika. Gidelim onu kullanalım. Zaten parlıyor. Altın parlıyorsa karakterimizi geliştirebiliyoruz. En azından P organlarımızı. Şimdi biz nerede kalmıştık? Şu. Burada bir tane eksiğimiz var. Burada neyle doldurdum? Saldırı gücüyle dolduramıyoruz. O yüzden şunlardan bir tane seçeceğiz. Ne yapıyoruz? Pulse Cell Charge diyor. Yorum ne işe yarayacak anlatacağım size. Şunu yapacağım. Can şişelerimizi doldururken daha hızlı doluyor. Ya da bir dakika ya, bilemedim. Bir dakika. Burada var Legion Rocket Effect and increase. Bunlar fena değil. Burada şeyleri arttırabiliyorum. Fırlattığım eşyaların adedini 3 tane taşıyabiliyorsam 4 yapabiliyorum onu. O önemli olacak. Bu da güzel. Ergo kazanıyorum düşman öldürdükçe. O da fena, yani daha çok kazanıyorum. Ne yapayım, ne yapayım? Ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu alacağım. Taşıdığım eşyaları artıracağım. Tamamdır. Şimdi ne kadar paramız var? 1563. Hiç fena değil. Şimdi hatırladığım kadarıyla bir de
silahımı güçlendirebiliyorum. Yalnız şuradan beleşe bir fulleyelim silahımızın özel yeteneğini. Fulledik. Buraya geldik ve evet 5'i 6 yapabiliyoruz. Çok yakında bir tane daha böyle enteresan bir silah alacağız. Güzel bir silah alacağız. Ona kadar ama biraz sabretmemiz gerekecek. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bu anahtarımızı kullanmaya gideceğiz. O da neredeydi? Bir önceki bölümde buradan gideceğiz. Hiç sevmediğim bir yer ama yapacak bir şey yok. Anahtarımız var, kullanalım. İşte geldik. Buraya gelmişken adamdan da kutumuz vardı. Onu da tekrardan bir dolduralım. Ne olur ne olmaz o bir işe yarayabilir. Evet şu an dolmuş durumda, bir kontrol edelim. Evet bir adet gözüküyor. Şurada tekrar gösteriyor. Sağ taraftaki kutumuz. O bir yazıyorsa kullanabileceğiz onu. Şimdi buradaki o da neredeydi? Bir dakika. Karakterim ağırlığı da tamam. Her şey tamam gözüküyor. Güzel. Aşağıda asansör açmıştık. O bize güzel bir kolaylık olacak. Kimseyle fazla dövüşmeden buradan yukarı gideceğiz. Hemen atlamayın aşağı çünkü aşağısı boşluk. Şöyle kapandıktan sonra bilmekte fayda var. Daha önce de söylemiştim. Şöyle karakterimizi bir bakalım. Bakalım bu Trinity odasından ne çıkacak. Merakla bekliyoruz. Galiba toplamda kaç tane vardı buradan? 5 tane olacaktı zannedersem. Tüm oyun boyunca biz iki tanesini açmış bulacağız. Ya 5 ya 6. Bakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan karşıya geçmemiz lazım. Geçsin. Sonra koşup karşıya atladık. Şurada kırık var. Bekliyoruz. Ve atladık. Şimdi buradan arkalardan saldırmaya devam edeceğiz. Sevimli kadın var burada. Sessizce yanaşalım. Bakalım arkadan. Güzel. Bazen harika şeyler düşürebiliyorlar. Aha bir tane de burada var. Şunu da böyle arkadan sessizce yanaşıp onu da halletti. Aha bu da bir şey bıraktı. Bu bayağı şanslıyız. Şu top düşsün ve hop karşıya. Burası çok pisti. Haydi koş 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 koş. Oha. Ve Trinity odası. Hemen bir açalım. Ve bir bakalım. Yerde bir yazı var. Burada bir yazı var. Ve bakalım dolabımızdan ne çıkacak. Bir yüzük aldık. Black Cat. Amuleti daha doğrusu, yüzük değil. O bize neyi sağlıyor? Yüksek yerlerden düştüğüm zaman daha az hasar alıyorum. Burada ne yapacaktım ben? Ha, bir de kıyafet aldık ve bu kıyafet çok güzel. Bayılıyorum ona da. Bu yeşil olan. Biraz bunu giyeceğim. Bir farklılık olsun hem de aldığımıza değsin. Şimdi buradan hemen saatimizi kullanıp ne yapalım? Otele bir gidelim. Şimdi otelde bir ya otelde satmasak da olur. Şimdi en son oyunu bıraktığımız Stargazer'a gideceğiz. Oyunu kaydettiğimiz yere gideceğiz.
Paramız da zaten yok. Şeyi de fullemiştik. Buradan nereye gidiyorduk? Evet. En son Malum'a gidiyoruz. Malum'u ezberleyeceksiniz. Çünkü burası önemli bir yer. Çünkü burada bir tane tüccar var. Ve bu tüccar çok önemli. Gittiğimizde göstereceğim size. Derip derere. Şimdi şu sağdan belki kaçırabilirsiniz. Sağdan yukarı bir merdiven var. Yukarıya çıkıyoruz. Burada bir tane gördüğünüz gibi tüccar var ama daha önemlisi bir de sandığımız var. Sandıktan bir tane daha sol el silahımızı geliştirmek için parça çıkıyor. Tüccarla konuşuyoruz. Sen siyah tavşan kardeşliğinden misin diye soruyor. Göster işareti. Ve satın alabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi sonsuz arkadaşlar. İstediğimiz zaman buraya gelip istediğimiz kadar buradaki paramız olduğu sürece tabii bunlardan alabiliriz. Bir tane silah var. Bir tane burada şoka karşı güzel bir alet var. Aradığımız eğer koleksiyonları yapıyorsanız ve bütün plakları bulmak istiyorsanız bir tane plak da burada. Şu anda paramız çok yok. Biraz bir şeyler daha satalım. Mesela şunları ben kullanmıyorum biliyorsunuz. Şunları bir satalım. Biraz daha para edinelim. Bunlar gerekli ama bana. Bunları seviyorum, 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 seviyorum. Şimdi buradan şu çok etkili. Bundan 3 tane alalım. Bir tane de şu kaç paramız kaldı? Bir tane şundan alalım. Bu da etkilerden bir tanesi. Şuradan bakalım. Evet, aşağısı fullendi. Çantama bir bakalım. Çantaya değil de şuraya başka ne koyabiliriz? Elimizde bir de şu var. Çok sevmesem de buna devam ediyoruz. Şimdi demin içeride iğrenç o adam vardı. Adam mı kadın mı? Ve birkaç eşya bıraktık içeride. Burayı bir daha ele alalım. Toparlayalım. Şimdi gelsin buraya. O sırada biz aşağıya atlayalım. Bunu toplayalım. Başka ne var? Arkada bir şeyimiz var burada. Bunu alalım. Bir arkadaş daha var burada. Bunu kendimize çağıralım. Bu duvarlardan falan da geçebiliyor değil mi? Çok merak ettim dışarıya çıkabiliyor mu? Oha! Vallahi gelebiliyor. Geri dön be kardeşim. Hah, gidiyor. Şimdi ona feciyi saldıracağım. Şakası yok gördüğünüz gibi. Ama bu sefer ben de hazırlıklıyım. Evet. Şimdi bir bakalım. Aha, şu köşede bile şimdi bayağı eşya varmış burada. Çok kayda değer eşyalar değil ama olsun. Bunun arkasında bir şey yok. Oradan gidemiyoruz. Buradan bir bakalım. Galiba buradan patron dövüşüne mi geliyordu? İyi gözüküyorsun diyor kırmızı tilki. Bu kadar bu gelebileceğini hiç düşünemiyordum. Çok etkileyici diyor. Her şey harika gitti. Tertemiz. Çok iyi geldin. Sen gerçekten bu serserilere karşı dövüşecek misin diyor. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım.
Neyse böyle bir deneyelim 4 taneyle. Ya da bir dakika kay dediğim oyunu tekrar buraya hızlıca gideyim çünkü burası gerçekten zor. Gerçekten zor. Enteresan bir adam var. Buradaki tekrar canlanacak ama her şeyi aldığımız için sorun değil. Full enerjiyle gitmem gerekiyor. Her şeyim tam olsun. Eksiğim olmasın çünkü burası şaka değil şimdi. Umarım güzelce de başarırız. Şuradan bir kaydedelim. Tamam, her şeyim fullendi. 5 canım, canım da fullendi. Evet, buradan içeriye gireceğim şimdi ve patronla dövüşeceğiz. Şimdi içeriye tam girmeden son anda hatırladım. Kolu değiştireceğim. Burada şeyi takmamız daha iyi olacak. Şu kalkanı. Çünkü hani bu da çok işe yaramasa bile bir de şeye bakacağım. Kalkanı taktığımda şey ne oluyor? Bir bakayım. Of, 61 tabii ki ya. Biraz fazla. Ona ne yapabiliriz? Ona böyle bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu düşürüyor mu? Oha. Niye böyle olduk ya? 61 kötü şundan dolayı. Şunu değiştirelim. Ne yapalım? Şunu koyalım bari. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Biraz paramız var. Bundan da faydalanalım. Gidelim şuradan bir şey daha alalım. Gördüğünüz gibi bayağı hazırlanıyoruz dövüşe. Çünkü pis bir dövüş. Sevdiğim bir dövüş tarzı değil. Şuradan satabilir. Aa, bir tane bundan varmış. Kullanalım. Ve şimdi ne yapalım, ne yapalım? Bundan alalım bir tane. O 3 tane alabiliyoruz. 3 tane de bundan alalım. Onu da bir ayarlayalım. Oha! Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sakinleş ya. Baş belası. Şimdi bu. Nerede bu? Burada. Okey. Bunun hemen yanından kaçalım. Şununla bile uğraşmayacağım. Ve çok tırstım. Şeye geldik. Haydi haydi haydi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Başardık mı? Geldik mi? Ne oluyor? Niye böyle üstüme üstüme geliyorsunuz? Bu arkadaş da kim? Bu da kim? Niye bir tane tabut taşıyor? Ne oluyor arkadaşlar? Kimse konuşmuyor. Tabut getirmişler. Yalancı. Onlar mı ben mi? Bana mı yalan söylediler dostuz diye. Peki arkadaşlar, şimdi bu dövüşte iğrenç. Şu dev olana konsantre olacağız. Diğerleri ara ara aşağı inip bizimle dövüşecekler. Çok pis bir dövüş bizi bekliyor. Kalk ayağa. Oha. Hey,
Ya. Come on. Yapma bunu bana, yapma, kalk kalk ayağa. Nerede adam, nerede? Bakın hiçbir şeye odaklanmayın, sadece adama gidin ve adamın işini bitirin. Oh. Oh, işte bitti. Oh. Diğerle bir uğraşırsanız sona birebir kaldığınızda hiç şeyiniz kalmıyor, eşyanız falan kalmıyor. O yüzden bu önemliydi. Sıkı dövüştü ya, çok sıkı dövüştü. Zor dövüşlerden bir tanesi. Adama konsantre olabilirsiniz. Veyahut da diğerleriyle boğuşup adamı sona bırakabilirsiniz kaçarak. Arkadaşları öldü. Başımız büyük bela. Allah kahretsin. Bunun intikamını alacağız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Dostum ya, sen olmasan var ya. Sen olmasan ne yapacağız? Karşılığında ama bir tane şey alıyoruz sadece. Bir ergo alıyoruz. Bir de bir tane mimik aldık. Uf, 9430. Hiç fena değil. Şimdi buradan zaten çıkamıyoruz. Burada bir şeylerimiz yok. Şimdi buradan içeri. Burası da belediye binası. Her taraf yalancı yalancı yazıyor. Bir resim. Hey, bu sana çok benziyor. Aynen senin gençliğin gibi. Dalga geçiyordu falan filan diyor. Ama resmi aldık. Bunu da aldık. Öyle çok kayda değer bir şey yok. Buradan ne yapacağız? Buradan aşağıya. Arkasında sandık. Bir tane quartz bulduk. Yaşasın. Onun bir tane daha şey çıkar. Oyunu kaydedeceğimiz yerlerden. Çünkü iyi paramız var. İyi bir ergomuz var. Bakalım nereye geliyoruz. Bizim kimyagerimiz. Oh, I'm so happy to see you, Mr. Stalker. Çok çok mutlu oldum sizi gördüğümüzde, Bay Stalker. Hello. Merhaba. Seni görmek çok iyi. Rahatladım diyor. I'll get straight to the point. Hemen konuya giriyorum. Altın ağaç, altın para ağacını buldum. Bir sorun var diyor yalnız. Evet, altınları toplamak istediğinde beni reddetti yalnız, öyle bir sıkıntı var. Yakınına bile gidemiyorum. Beni yakıyor, yanıyorum. Zannedersem bendeki hastalıktan dolayı yaklaşamıyorum ona. So close yet so far. Sen benim için toplayabilirsen on sana çok güzel ödüller veririm. I heard the Alpha interact. Bunları bir konuşalım. The people of the maybe you'll find. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan kapıyı açacağız ve muazzam bir şey bizi bekliyor olacak. Oyun için önemli bir nokta burası. Çünkü diyelim ki karakterinizi yanlış yanlış ilerlettiniz. Puanları yanlış şeylere verdiniz. Sol kolunuzdaki silahı, sol kol silahınızı yanlış yaptınız.
bütün bu puanları geri alabiliyorsunuz ve karakterinizi baştan yeni yapabiliyorsunuz. Bu ağacın sayesinde altın böyle paralar veriyor bu ağaç. Bunları toplayıp oradaki kimyagere verdiğimiz zaman o zaman da küpler, daha değişik küpler yapabiliyoruz. Şimdi ben size bir buradan bir gösterim çok kısa. Ağaca geldiğimiz zaman paraları toplayabiliyoruz. Her 10 dakikada bir 8 tane bize para veriyor. Paralarla da, her 8 parayla da kimyager bize bir şeyler yapabiliyor. Burada tüm seviyemizi, tüm level'ımızı sıfırlayabiliyoruz ve tekrardan karakterimizi dağıtabiliyoruz. İşte cana mı versek, işte motivity'ye mi versek gibi bütün bunları baştan dağıtabiliyoruz. Burada P organlarımı, Pinokyo'nun organlarını yeniden dağıtabiliyorum. Memnun olmadıklarım varsa baştan yapabiliyorum. Burada da kolumu yeniden sıfırlayabiliyorum. Şu anda ben karakterimden memnunum. Belki ileride P organlarımı yeniden düzenleme ihtiyacım olabilir. Ama buraya geldiğimizde asıl burada güzel bir şey oluyor. Şimdi verelim paraları. Şimdi burada gördüğünüz gibi yanımıza o arkadaşımız vardı bizim, Spectre. O Spectre'i canlandırmak için bunlardan alabiliyoruz. Yıldız fragmanlarından alabiliyoruz. Bunu zaten biliyorduk. Canımı yavaş yavaş yükseltiyordu. Bu staminamı arttırıyor belli bir süreliğine. Bu Soul Call Legion'ımı dolduruyor belli bir süre. Bu benim silah yeteneğimin o mavi barları dolduruyor, daha çabuk dolmasını sağlıyor. Bu Spectre'ın yanında dövüşen adamın canını yavaş yavaş dolduruyor. Bu onu daha agresif yapıyor. Bu Spectre'ın aldığı vuruşları daha az hasar görmesini sağlıyor. Bu eğer Spectre'a vururlarsa patlıyor. Patlama yaratıyor. Bir kere ölmekten kurtulup ve biraz canlı tekrardan doğuyor Spectre. Bu da güzel. Spectre'ın aynı zamanda ateşle de saldırmasını sağlıyor. Spectre'ın elektrikle saldırmasını sağlıyor, yıldırımla. Asitle saldırmasını sağlıyor. Ve bu da belli bir süre tamamen düşmanın Spectre'la boğuşmasını sağlıyor. Bu da güzel bir tane şey. Şimdi ben şeyi seviyorum, şunu. Şundan alalım 4 tane. Evet, 4 tane alalım bundan. Yanımızda bulunsun. Spectre'in ihtiyacı olduğunda. Ya da şeyde yapabilirdik bunu. Haya neyse, paramızı kullandık. Bir bölüm sonu düşmanına geldiğimizde yapabilirdik. Şimdi buradan nereye geliyoruz yalnız, bu çok enteresan. Hep birlikte göreceğiz. Bizde bir kapı açılıyor. Kapıdan içeri giriyoruz. Ve burada bizi ne bekliyor? Aa, otele gelmişiz. Süper değil mi? Şimdi gidelim. Buradan bir bakayım. Nelerim var? Güzel de bir ergonla varmış. 12.000. Şimdi bir kere kapasiteyi vereceğim. Bir tane buraya vereceğim ve tamamdır. Biraz da para kaldı. Onunla da gidip eşya alabileceğim. Şuradan bir kısa bir şey bakmak istiyorum sadece. Şimdi bunu bir arttırmak için Half Moonstone gerekiyor artık. Ben çok yakında nefis bir silah alacağız. Ne yapayım? Şuraya bir geçeyim şöyle. Silahları bir fulleyelim beleşten. Sıfırlayalım. Buradan geçelim. Ve şurada bence bu bölümü bitirelim. Arkadaşlar ya, iyi ki izlediniz. Hepinizi çok seviyorum. Lies of P tam gaz devam ediyor. Artık şakası yok yani, inanılmaz, her düşman inanılmaz güçlü olacak. Kanala üye olmayanlar varsa lütfen kanala üye olsunlar. Süper içerikler sizlerle her zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.